ortamda, böyle bir ortamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a resmi bir görevle çıkışı, arkasından bir grup arkadaşıyla birlikte hepimizin bildiği, çok detaylı bildiği Havza, Amasya, daha sonrasında kongreler ve en son Ankara'ya giderek efsanevi diyebileceğimiz ve bizden sonra birçok millete örnek olmuş, egemen güçlere, emperyal güçlere karşı kazanılmış ilk milli kurtuluş savaşını gerçekleştirilmesi. Bunlar gerçekten çok zor başarılmış işler. Burada çok iyi yetişmiş, çok iyi donanımlı ama aynı zamanda çok inançlı, milletini bilen ve milletinin sahip olduğu özelliklere güvenen bir gruptan bahsediyoruz. Aynı zamanda bu donanımlarını aklıyla birleştirerek çok iyi bir şekilde kullanmış bir gruptan bahsediyoruz. İşte Gazi'nin Havza'da kaldığı dönemi biraz uzatmasının bir sebebi var. Tarihçilerimizin hepsi biliyor, belki hepimiz biliyoruz bu konuyu. Bir taraftan bu işi ülke çapında örgütlemeye çalışırken bir taraftan gündelik pratik işlerle uğraşıyorlar. Alınan bir istihbarat sonucu tüfek mekanizmalarının sökülerek Samsun'a sevk edildiğini öğrenen ve bunu vatanını milletini seven canı pahasına bu bilgileri ulus çapında, yurt çapında taşıyan arkadaşlarından öğrenen Gazi'nin oradaki konaklama süresini uzatıp oraya gelmişken o tüfek mekanizmalarını ele geçirip tekrar milli güçlerin olduğu bir bölgeye teslim ettiği. Yani bir taraftan tüm ülkeyi, milleti ilgilendiren işlerle uğraşırken bir taraftan küçük detayları da kaçırmayan, bunlara göre plan program yapan bir gruptan bahsediyoruz. Daha sonrasında Amasya'ya geliş var. Amasya milli mücadele ruhu açısından çok önemli bir şehir. Hizmetkarı olmaktan gurur duyduğum, onur duyduğum insanların yaşadığı gerçekten bizim milletimiz için çok önemli bir şehir. Yüzlerce yıl önce Fetret dönemi dediğimiz dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığı bir dönemde buradaki Şehzade Çelebi Mehmet'e gönülden destek verip Osmanlı Devleti'ni ikinci kez kurduran, daha sonrasında Gazi Mustafa Kemal Paşa buraya geldiğinde "Paşam Amasya emrinizdedir, gazanız mübarek olsun" deyip canıyla, malıyla milli mücadelenin ilk maddi bağışını yapan bu şehir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarında, hatıratlarında sürekli istahişle, güzellikle bahsettiği, hem milli mücadele döneminde hem de daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra defalarca ziyaret ettiği, minnetini her zaman gösterdiği, Amasyalıların övünmesi, övündüğü kadar olan gerçekten çok büyük katkısı olmuş bir şehir. Ve bu şehirde geçirilen 10 günün ardından tüm dünyaya o güne kadar yapılan çalışmaların ve bundan sonra izlenecek yolun ana noktalarının beyan edildiği bir manifesto, bir tam bir genelgeyle ve en önemlisi milletin istiklalini eğer kurtulacaksa yine milletin azminin ve kararının kurtaracağını beyanıyla tüm dünyaya yeni bir mücadelenin başlandığının ilan edildiği bir şehir. Milli mücadele açısından çok önemli ve bu 100. yılda, yılın başından beri milli mücadelenin önemli ayaklarında Samsun'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta ve Ankara'da 100. yılla ilgili çok çeşitli etkinlikler Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştiriliyor. Bizim ilimizde 12-22 Haziran dönemi zaten yıllardır bir festival olarak kutlanmakta, Atatürk'ün gelişiyle Tamim arasındaki dönem. Bu yılda 100. yıl olması hasebiyle geçmişte de çok coşkulu kutlamalar olduğu, zaman zaman sakinleştiği dönemler olmuş olabilir değişik sebeplerden. Biraz daha dolu, biraz daha zengin bir program hazırlanmaya çalışıldı. Ülke çapında bu konuda çok ciddi bir hassasiyet var, bunu memnuniyetle görüyoruz. Ama bizi kurtaracak olan da, bizi geleceğe taşıyacak olan da mutlaka ve mutlaka bu milli bilincin çocuklarımıza, gençlerimize aktarılmasıdır. Gerekli olan budur diye düşünüyorum Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi. Çünkü bakın, bilim, siyaset bilimi açısından millet tanımlarının çeşitli tanımlar olmakla beraber en temel özelliklerinden bir tanesi ortak bir tarihe sahip olmaktır. Bizim bir tarihimiz var ve bu tarihimizi mutlaka ve mutlaka, bizim ecdadımızın neler yaptığını, ne sıkıntılar çektiğini, bugün buralarda rahat ortamlarda refah içerisinde yaşamımızı sürdürüyorsak bunun hangi şartlarda, hangi fedakarlıklarla meydana geldiğini bizim mutlaka ve mutlaka bizden sonraki kuşaklara bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Bunun formülünü bulmamız gerekiyor. Bu tip etkinlikler o anlamda gerçekten büyük işlev icra ediyor. Bu etkinliklerin içerisinde, bu 10 günlük etkinlikler içerisinde çok kıymetli Amasya Baromuz ve Barolar Birliğimiz de böyle anlamlı bir çalışma düzenlediler. Ben kendilerine bu katkılarından dolayı huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bizler de bugün buraya gelen ve bizleri aydınlatacak olan çok kıymetli konuşmacılardan ciddi anlamda istifade edeceğiz diye düşünüyorum.
tekrar Milli Mücadele'nin 100. yılında aynı bilinci nice yüzyıllara taşımak dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi de Amasya Bora Başkanı Sayın Avukat Ahmet Melik Derindere'yi konferansın oturum başkanlığını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Birlik Başkanımızın ve Valimizin güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Valim, Türkiye Barolar Birliği'nin Sayın Başkanı, Sayın Belediye Başkanım, Amasya Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, değerli Tokat ve Kastamonu Baro Başkanlarım, Türkiye Barolar Birliği'nin değerli üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, sevgili Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, değerli protokol, siyasal partilerimizin değerli başkanları, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, değerli meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli basın mensupları, hepiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya gelişinin ve Amasya tahammülünün yayınımının 100. yılı etkinliği kapsamında Barolar Birliği ile düzenlediğimiz, birlikte düzenlediğimiz bu konferansa hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güzel konuşmalardan sonra ben konuşmayacağım ama bir teşekkürü yapmam gerekiyor. Bu konferansımız için büyük katkıda bulunan başta Türkiye Barolar Birliği, Amasya Valiliği, Amasya Belediye Başkanlığı, Atatürk Düşünce Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Amasya tahammülü, evet, bir manifestodur. Aynı zamanda Ulu Önder'in bir yol haritasıdır. Yine Amasya tahammülü, hukuki açıdan da tek taraflı ortaya konulmuş bir deklarasyondur. Çok değerli konuklarımız, bunların üzerinde ayrı ayrı sizleri, bizleri bilgilendireceğiz. Bu güzel havada burada tarih dinlemeye geldiğiniz için ben hepinizi ayrı ayrı kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Efendim, 4 tane çok değerli konuşmacımız var. Ben sırasıyla onları masaya davet etmek istiyorum. Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Şadıman Halıcı. Buyurun hocam. Emekli bir albay, uzun süre askeriyede ders vermiştir. Şu anda İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sayın Doktor Zekeriya Türkmen, buyurun efendim. İLSEM Başkanlığı da yapan çok değerli bir misafirimiz var. Doktor Mehmet Sarıtaş, buyurun efendim. Bir meslektaşımız, bir büyüğümüz, uzun yıllar baro ve baroculuk yapmış. Şu anda da Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmakta. Üstadımız Avukat Hüseyin Özbek. Buyurun efendim. Bu güzide dinleyici topluluğunu çok iyi
motive etmek suretiyle ve zamanı kimseyi sıkmayacak şekilde 15'er dakikalık bölümler halinde zamanı kullanılmasını rica ediyorum. 15 dakikaya çok şey sığdırılamayacağını farkındayım. Ama o kadar uzmanlar ve yetkinler ki ben eminim o süre içerisinde bizim çok merak ettiğimiz o Amasya tahammülünü, Atatürk'ün Amasya'ya gelişini, o günkü koşulları hem tarihi boyutuyla, hem genelge boyutuyla, hem de yine detay konularında anlatacaklardır. Hukuki kısmını da belki bahsedeceklerdir. Ben konferansın başarılı geçmesini diliyorum ve ilk sözü Sayın Doktor Zekeriya Türkmen'e bırakıyorum. Buyurun hocam. Tabii ki. Sayın Valim, saygıdeğer Baro Başkanım, değerli Amasyalılar, hanımefendiler, beyefendiler, bugün burada 100 yıl evvel başlattığımız o kutlu yürüyüşü yıl dönümü için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizim için ebedi başkomutan diye adlandırdığımız Maraşalı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın aslında 16 Mayıs 1919'da İstanbul'da başlayıp da 12 Haziran'da burada noktalanan ve devam eden süreçle ilgili ben biraz askeri safahatı müsaadenizle kısaca özetlemeye çalışacağım. Efendim şimdi mütareke atmosferi, daha doğrusu 4 yıllık o uzun savaşın cereyan tarzına baktığımız zaman 1914'te malumunuz Almanlarla yaptığımız gizli bir ittifak anlaşmasının akabinde harbe girmek zorunda kaldık. Ve bu millet o 4 yıllık süreç içerisinde tam 2 milyon 850 bin evladını seferber etti. En sevdiği çocuklarını cephede de gönderdi. 10 yıllık devam eden bir savaştı. Biraz evvel konuşmacılar da bunu aktardılar Sayın Valimiz ve Baro Başkanımız. Ve 2 milyon 850 bin Mehmetçiğin 10 farklı cephede harp ettiği büyük bir savaştı Birinci Dünya Harbi. Ve sonuçta 1917'de başlayan o yenilgiler, hüsran, bizim Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamamızı bir mecburiyet haline getirdi. Mütareke imzalandığında tabii bir silahlara veda sürecinin başlangıcıydı. Ordu komutanları, üst rütbeliler hepsi devlet merkezine çağrıldılar. Mustafa Kemal Paşa da son görevi olan Yıldırım Ordular Grup Komutanlığı karargahını bir ast rütbeliye vekaleten bırakarak İstanbul'a gelecek. 13 Kasım tarihinde İstanbul'a geldiğinde değerli dinleyenler, galipler 61 parça gemisiyle, gemileriyle, donanmalarıyla İstanbul önlerine, Dolmabahçe önlerine devrilmişler. Yaveri Cevat Abbas Gürer Bey'e şunu demişti. O boğazdan geçerken Kartal'ın okulunda geldikleri gibi giderler diyecektir. Berapalasa ardından Aralık ayında kiraladığı o Halaskar Gazi Caddesi üzerindeki o pembe konağa geçerek orada ülkenin kurtuluşu ile ilgili, gelecekle ilgili bir takım çözümler üretmeye çalıştı Mustafa Kemal Paşa. Tabii kendisi gibi düşünen, kendisi gibi olan arkadaşlarıyla sık sık toplantılar yaptı. O Şişli'deki konak aslında Milli Mücadele Hareketi'nin ilk planlarının yapıldığı bir merkez idi. Mustafa Kemal Paşa'nın bugün ikinci katta bulunan o karargah olarak kullandığı odasında tarihe üçler misakı diye adlandırdığımız ki ben çalışmalarımda bunu özellikle sıklıkla vurguluyorum. Dönemin önde gelen askeri şahsiyetleri. Birisi Fevzi Paşa'dır. Diğeri de Cevat Paşa'dır. Cevat Çobanlı Paşa'dır. Bu üç kişi bir araya gelerek Osmanlı ordusunu iskelet kadro bile olsa nasıl ayakta tutabiliriz kaygısıyla planlar yaptılar. Ve bu üçler misakı dediğimiz o üçlerin andında ortaya konulan prensipler vardı. Denildi ki Anadolu'da üç ordu müfettişliği kurulacak. Başlarına yetkili, yetkin kişiler atanacak. Ve bunlar yapıldı. Ve o sürecin gelişmesinde de dönemin siyasi askeri şahsiyetleriyle sık sık görüşmeler yapıldı. Araya dostluklar konuldu.
İşte İçişleri Bakanı tanınmıyordu. İsmail Fazıl Paşa, Ali Fuat'ın babası kanalıyla ona ulaşılmaya çalışıldı. Yani o dönemde eldeki bütün imkanlar kullanılmaya çalışıldı ve meşru zeminde hareket edilerek Osmanlı Erkan-ı Harbiye Riyasetinin o mütareke atmosferinde böyle bir teşkilatı kurduğunu ve bu teşkilatı kurarken de çok geniş yetkilerle bunu donatmaya çalıştığını biliyoruz. Askeri ve mülki yetkiler. Klasik Osmanlı uygulamasına baktığınız zaman değerli dinleyenler, 19. yüzyılda Anadolu'daki problemlerin çözülmesi için bu tarz müfettişlik uygulaması, ıslahat projesi kapsamında bir takım faaliyetlere girişilmişti. Ve Mustafa Kemal Paşa işgale uğramamış bir coğrafyada ordu müfettişi olarak görevlendirildi. Ve onun görevlendirmesi vesairesi 30 Nisan tarihinde tamamlandıktan sonra süratli bir şekilde karargahını tamamladı ve 23 asker, 33'ü sivil olmak üzere 56 kişilik kadroyla o Bandırma vapuruyla İstanbul'dan hareket etti. İstanbul'dan hareketinden bir gün evvel malumunuz güzel İzmir'imiz işgal edildi. Ve Yunan ordusu tarafından işgali bir haysiyet yarası olarak da yüreğimizin derinliklerinde hissedilmeye başlandı. Ve Mustafa Kemal Paşa ve ekibi 19 Mayıs sabahı Samsun'a ayak bastılar. Tabi Samsun'da İngiliz işgal birlikleri vardı. Orada bir çalışma yürütmesi biraz zordu. Devamlı takibat vardı. O yüzden bir an önce Anadolu işlerine gitmek, Anadolu'da en emniyetli mekanda bu görevi sürdürmek, halkı bilinçlendirmek. Peki Mustafa Kemal Paşa yıllar sonra diyecektir ki, temel ülke, temel esas haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamaktır. Peki bu nasıl olacaktır? Bu da istiklali tam mı? Yani tam istiklali sağlamakla mümkün olacaktır. O halde ne yapacağız? Nasıl sağlayacağız? Milletçe, topyekun bir araya gelerek silahlı bir mücadele başlatarak bunu gerçekleştireceğiz diyecekti. Ve Mustafa Kemal Paşa ve ekibinin Samsun'da çok kısa bir süre kaldığını biliyoruz. 19 Mayıs'tan işte 24 Mayıs'a. 24 Mayıs günü Erkan-ı Harbiye Riyasetine yazdığı mesajında diyecektir ki daha içerilere doğru gitmek istiyorum. Ve Havza'ya geldiğinde Havzalılar kendisine kucak açtılar. Havza'da 18 gün kaldı. Kendisine verilen müfettişlik talimatına baktığımız zaman aslında İngilizlerin de kaygılarını giderici bazı hal çareleri düşünmeye çalıştı Erkan-ı Harbiye Riyaseti o dönemde. Dendi ki hem mütareke hükümlerini uygulatmak hem de Orta Karadeniz bölgesindeki asayişsizlik meselesini çözümlemeye kavuşturmak için Mustafa Kemal Paşa gidiyor. Yani siz mütareke hükümlerini uygulayın diyorsunuz ya bize. Ama giden heyet aslında İngilizlerin bu taleplerini yerine getirmek için onların temel hedefi haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamaktır yani. Bunun için de bu mücadeleyi planlamaya gayret ettiler. Ve İstanbul'un başlangıçtaki işgali geçici gibi söylendi ama 16 Mart'ta fiili bir işgal başlayınca Osmanlı varlığını yitirdi ve Mustafa Kemal Paşa hep meşru zeminde hareket ederek Osmanlı Meşrutiyet Anayasası'nın kanun esasının da öngördüğü kurallar çerçevesinde Ankara'da o yeni meclisi açarak yeni devletin kuruluşuna uzanan süreci de başlatacak idi. Havza'ya geldiğinde bölgede asayişsizliği önlemeye yönelik bir sürü tedbirler aldı. Keza mahiyetinde gelen kolordu komutanları vardı. Onlara da talimatlar, görevler verildi ve Havza'dan itibaren diğer müfettişlerle de sıkı bir diyalog içerisine girerek onlarla da bir iletişim içerisine geçecekti. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın en önemli özelliği kamuoyunun nabzını tutmasıydı. Ve bir önder olarak bu milleti iyi tanıyor. Çok okuyan bir şahsiyetti. Atatürk'ün not defterlerini yayınladığımızda bunları net bir şekilde gördük. Henüz kurmay yüzbaşıyken Filistin cephesine giderken 3 çanta dolusu, 3 valiz dolusu kitap götürmesi bunu gösteriyor değerli dinleyenler. Ve dil bilen bir kurmay zahitti. Dolayısıyla kendisi milleti, o milli galeyanı sağlamak için
havzada mitingler akledilmesi, Anadolu'nun değişik mekanlarında belki o dönem için basit bir direniş tedbiriydi bunlar ama bunların mutlaka yapılması ve milletin bilinçlendirilmesi noktasında önemli faaliyetlere imza attı. Ve havzadaki bu çalışmaları İstanbul'a çağrılması sürecini de gündeme getirdi. Ve hükümet üyeleri bunu kendisine telgraflarla bildirdiklerinde o oylayıcı bir takım gerekçelerle duymazlıktan geldi. Kulak ağrı etti hatta. Erkan-ı Harbiye riyaseti senin İstanbul'a çağrılman İngilizlerin taleplerinin neticesidir diye açık açık özellikle Cevat Paşa bunu ifade etmeye çalışıyordu. Ki 12 Haziran tarihinde Amasya'ya geçecektir ki Amasyalılar Mustafa Kemal Paşa'ya kucaklarını açacaklardır. Burada, bu salonda da güzel sözler var. İşte Amasya müftüsü Tevfik Efendi'nin ifadeleri, Paşam bütün Amasya emrinizdedir. Biz senin yanındayız diyeceklerdi. Ve burada 12 gün kalan Mustafa Kemal Paşa, Türk İstiklal Mücadelesi'nin o bağımsızlık beyannamesi dediğimiz veya yabancı ifadeyle manifesto dediğimiz o kararların altına imza atarak imparatorluklar çağının sona erdiğini de böylece ilan edecekti. Artık Türk devleti yeniden bir değişim ve dönüşüme tabi tutulması gerekiyordu ve millet iradesine dayalı olan demokratik cumhuriyete geçişin ilk sinyalleri burada verilmiş oldu. Ve ben burada Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere onun mahiyetinde görev alan, onu candan, gönülden destekleyen bütün o Amasyalıları bir kez daha minnet ve şükranla anarak sözlerimi noktalıyorum. Teşekkür ederim.